Merhaba sevgili seyirciler, Esnafın Sesi programımızdan sizleri saygıyla selamlıyoruz. Evet, sevgili Engin Malay'la bir hazırladığımız bu program, bugünkü konu Sayın Muzaffer Üründü. Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Muzaffer Bey, İzmir Dökümcüler Odası Başkanı. Ben kısaca söyledim, o bir mumları falan filan var ama. Evet, Sayın Başkan, uzun zaman önce bir görüştük aslında sizinle. Evet. Dökümcülerin birçok sorunları var, biliyorum. O sorunlar zaten bitmiyor. Esnaf bitmiyor. Deyince böyle bir başlıyor anlatmaya. Ve hem maliyeyle ilgili sorunlar, hem hükümetlerle ilgili sorunlar. Ama sorunlar bitmiyor. Fakat sorunlar genelde çözülmek için var, değil mi? Tabii, sorunlar çözülmek için var. Hani eskilerin tabiriyle bir dokun, bin ah işit. Esnaf tam şu anda o pozisyonda. Yani sorunlar derken, ekonomik sorunlar zaten hepimizin üzerinde. Bunun yanında çalışan eleman, kalifiye eleman sıkıntısı çok ayrı bir problem. Alıyorsun, imal ediyorsun, teslim ediyorsun, ödemeyi almak ayrı bir problem. Yani eskiden ekmek aslanın ağzındayken, şimdi artık çok daha farklı yerlerden çekip almak durumunda. Başkan çok hızlı başladı. Evet, çok hızlı başladı. Bizim soracağımız soruları başkan teker teker cevaplarını sıralamaya başladı. Kısaca sıralandı. Ben önce hoş geldin diyeyim başkan. Hoş bulduk Engin Bey, nasılsınız? Sağ ol, sizler nasılsınız? Çok şükür Allah'a. Çok teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Önce bize biraz bize kendinizi tanıtın, ondan sonra soru var bende. Merak etmeyin, bu soruları söylediğiniz sorulara, sorunlara ben de değineceğim. Buyurun başkanım. Teşekkür ederim. İsmim Muzaffer Üründü. İzmir Dökümcüler Odası Başkanlığı'nı iki seneden beri yapıyorum. 1961 doğumluyum. Üniversite terkim. Hala hazırda iki çocuk babasıyım. Bir oğlan bir kız evladımız var. Ama eşimizden ayrıyız medeni Allah durum başlasın. Olarak. Kendimi bildiğimden beri, doğduğumdan beri dökümcülük sektörünün içindeyim yani. Dökümcülük işin içindeyim. Çünkü evimiz birinci katta, dükkanımız zemin kattaydı. Ders bitti, işin içine. İşe. İş bitti, dersin İş içine. Evet. Dolayısıyla dökümcülüğün en A'sından B'sine, C'sine kadar, Z'sine kadar içindeyiz. Çıraklıktan evet. Başladınız yani bu işe. Çıraklıktan değil, hani emekleyerekten beri evet. Kumun içindeyiz, dökümcülüğün içindeyiz. Yani eski tabirle alaylı. Alaylı, evet. Evet. Evet, hemen odaya gelelim. Oda ne durumda şu anda? Üye sayısı ne kadar, daha önce ne kadar da eksilme yahut da çoğalma? Şimdi bizim mesleğimiz ihtisas mesleği. Karma odalar gibi biz şanslı değiliz ne yazık ki. Şu anda oda sayım 153, üye sayım 153. Bir ara benden önceki başkan zamanında işte 100'ün altına düştüğümüzde mahkemelik olmuştuk ama sonradan birkaç üye kaydıyla işte zaman içinde de 150'ye getirerekten o sıkıntıları atlattık. Ama yine de bir oda için yani 150 sayısı çok az bir sayı. Çalıştırmış olduğumuz sekreterin maaşını bile karşılamakta dönem dönem problemler yaşıyoruz ama gene sağ olsun meslektaşlarımız bizden önce kooperatifimizin olduğu alanda bir kantar vardı. O kantarı işte dönem dönem 5 senede bir bizim odamıza hibe ediyorlar. Yani biz de o kantarı çalıştıraraktan çalışan personelimizin maaşıyla işte masraflarımızı karşılıyoruz. Şimdi ben şöyle bir açıklama yapayım. 5362 sayılı yasada 100 kişinin altına düştüğünüzde odanın kapanma tehlikesi söz konusu. Başkanım onu biraz önce dile getirdi. Şu anda 150 kişiyle, 153 kişiyle böyle bir sıkıntılar yok. Ama 153 kişi gerçekten odanın tahsilat sıkıntısı çıkartır. Yani üye sayısının daha çok olması lazım. Yani. İleride inşallah yüksek bir sayıya ulaşırlar. İnşallah. Ama işte meslek olarak da şöyle bir düşünürsek çok daha fazlasını da kaldırmaz herhalde değil mi? Ya şöyle söyleyeyim ya bundan 20 sene önce 30 sene önce İzmir'de 300-350 civarında dökümcü vardı. Hı hı. Ama İzmir gelişime ve büyümeye açık bir şehir olduğu için ne yazık ki büyüyen arkadaşlarımız şirketleşerek küçük esnaftan sanayi odasına ve ticaret odalarına kayıyor. Bildiğim kadarıyla esnaf birliğinde de şirketlere kayıt devamı şart olmadığı için yani üyemizi kaybetmiş oluyoruz. Üye şartlarından evet. Bir tanesi yani, esnaf olacak, şahsi olacak, şirket olduğu zaman ticaret olacak. Basit olarak anlatacak olursak biz alıyoruz, geliştiriyoruz, büyütüyoruz, ondan sonra götürüyoruz ticaret odasına, sanayi odasına. Biz yiyemedik, siz evet. Buyurun. Esnaf odası olarak bir sorun aslında Engin Bey. Bu konuda bir şey yapıldı mı? Çalışma, bir konuşma var şimdi mı? Şimdi bunun kanunsal olarak, yani şeyleri var, kriterleri var. Evet.
vergi usul kanununda birinci sınıf deftere geçme sınırları her sene açıklanıyor. Bu sınırları geçtiğiniz zaman ticaret odasına gidiyorsunuz. Ancak şunu herkes bilmez, o açıklanan sınırın 6 katına kadar isteğe bağlı olarak esnaf odasında kalabilirsiniz. 6 katını geçtikten sonra ticaret odasına mecburen kayıt yapmak zorundasınız. O zaman Muzaffer Bey'in söylediği ticaret odasına ya da sanayi odasına geçenler 6 kat sınırında mı geçmiş oluyor? Yok, şirketse direkt geçiyor, oraya kayıt oluyor. Geçiyor. Ama esnaf olup da vergi usul kanununda belirtilen birinci sınıf hadlerini geçenler 6 katına kadar esnaf odasında kalabiliyor. Hmm. Bir de Engin Bey, mesela problem şurada, çoğu üyeleriniz bilmiyor. Mesela esnaf odasına üye, ben hem esnaf odasına üyeyim hem sanayi odasına üyeyim. Şimdi ticaret odası da yakaladı, oraya da. Esasında ödediğiniz aidatlar bölünüyor mesela. Yani şimdi ben mesela sanayi odasına ödeyeceğim aidatın yarısını ticaret odasına, yarısını işte sanayi odasına ödüyorum. Yani arkadaşlar her yere aidat ödeyeceğim diye düşündüğü için en kolay esnaf birliğinden veyahut da odadan çıkmayı tercih ediveriyorlar. Yani kanunlarda burada da bir şey var esasında. Şöyle söyleyeyim, esnaf odasına üye olmanın şartları belli. Yıllık aidatın 318 lira. Evet. İki taksit ödüyorsunuz. İki taksit ödüyorsunuz. İlk kayıtta bunun birincisi hemen birlik tarafından alınıyor. Odalara pay ediliyor. Ticaret odasında hem kaydiye parası var, hem aidat parası var, hem de binde beş yıllık gelirden kar şey yapıyorlar. Bizde sadece bir aidat var. O da seyyarlarda 159 lira. Sabit iş yerlerinde 318 lira. Bu da asgari ücrete bağlanmış. Asgari ücretin %30'u oluyor. Dolayısıyla asgari ücret arttıkça bu da artıyor. Ama 2 senedir 318 lirayı arttırmıyor. Evet, çok cüzi devlet. Oradan 318 lira gidiyor. Bütün sıkıntı seyyarlarda, çünkü 159 lira yarısını alıyorlar. Evet. Sorunlara geçelim yavaş yavaş. Evet, tabii başkan hemen başladı ilk şeyde ham madde ve personel sıkıntısından bahsetti. Ben de onları soracaktım. Sektörde en önemli sıkıntı ne? Ham madde, personel, ne yapıyorsunuz, nasıl aşıyorsunuz, neler düşünüyorsunuz? Onların bir fikrini alalım başkanımdan. Şimdi personelle, yani çalışan elemanla başlayalım isterseniz. Çünkü o çok daha önemli. Ham maddeyi bir şekilde hallediyoruz. Yani para olduğu zaman ham madde oluyor. Ama çalışan eleman sayısı yeni nesil ne hikmetse artık, hani eskiden herkesin kolunda bir altın bilezik olsun misali, sanata, esnaflığa çok meraklıydı ama yeni nesil artık sanayiyi veyahut da ağır işleri çok tercih etmiyor. Yani gidiver geliver işte şeyde, yani bunu masa başı diyelim, hizmet sektörü diyelim, onu tercih ediyor. Yani bunda ama şunu da söylemeden duramayacağım, yani edemeyeceğim. Eskiden 5-3-3 diye bir sistem vardı. İlkokulu bitiren çocuk ortaokula gitmek mecburiyeti yoktu ve aileler, hani fakir aileler veyahut da çocuğun okuma kapasitesi olmayan insanlar çocuğunu hemen bir esnaflığa veriyordu. Ama şimdi 4-4 dediğin zaman 12 sene yapıyor. Çocuk 6 yaşında başladığı zaman 18 yaşında eğitim sisteminden hani azatlanıyor. Yani artık üniversiteyi kazansa da kazanmasa da oradan azatlanmış oluyor. 18 yaşına gelen bir çocuğa da ne anne ne baba, ne öğretmen, ne usta, ne kalfa laf dinletemiyor. 18 yaşına gelen bir çocuk ben kimseden emir almam havasında yetik bir nesil yetişiyor bana göre. Yani vasıfsız, kayıp bir nesil yetişiyor. O yüzden ben oda başkanı olarak, yani Milli Eğitim'in düzenlediği seminerlerde de şeyde de özellikle bu konuya değiniyorum. Yani eğitim sisteminin tekrar bir elden geçmesi lazım. Ben mesela berber arkadaşıma gidiyorum, berber de çırak arıyor. Eskiden berberlere, kuaförlere çırak yığılırdı. İşte berberler odası Şükrü ile konuşurken yanılmıyorsam o da aynı sorunu söylemiştir. Hangi sektöre giderseniz gidin, yetişmiş eleman sorunu çok. Şu anda benim işletmem sistemdeki işletmelerin %50, yani çalışanın %50'si emekli. Yani Allah korusun, emekli olan çalışanlarımıza bir hastalık bir şey gelse, Allah onlara uzun ömür versin. Şu anda birçok sitedeki birçok işletme zor duruma girer. Evet. Sektörde şu anda çalışanların %50'sine yakını emekli diyorsun. Yani çünkü gelmiyor yani. Gerçek bu.
Öbür taraftan gelenler de mesela nasıl adam gelmiş 35-40 yaşına, kimseyi küçümsemek açısından söylemiyorum. Yani dediğim gibi işte bu sistemde bir meslek sahibi olamamış, bir vasıf sahibi olamamış. Geliyor bizde meydancı dediğimiz işte kum indir, kum bindir, kum çıkar. O işi yapıyor işte değirmenden kum çıkarıyor. İşte o gelenin hani %20'si, %30'u da biraz hani onların içinden zeki, akıllı olanlar böyle bakıyor, ulan ben bu işi yaparım diyor. Yavaş yavaş o işi yaparken ben diyor kalıplamacı oldum diyor. O burada meydancılıkken yan dükkana kendini kalıplamacı olarak pazarlıyor. İşte böyle bir %10-15'te öyle bir katılım olursa yani artık çıraklıktan gelen yetişen bir nesil yok. Acı bir gerçek mesela şehrimizde birçok meslek liseleri var ama meslek liselerinde en az öğrenci olan bölüm de zaten bir tek Karabağlar Meslek Lisesi'nde var dökümcülük bölümü. Orada da yanılmıyorsam 9 tane öğrenci var diye biliyorum yani. Diğerlerinde dökümcülüğe rağbet olmadığı için, öğrenci olmadığı için sınıf da açılmıyor. Tek Karabağlar'da bir meslek lisesinde dökümcülük bölümü var. Yani onda da 9 öğrenci var ki. Onda da gene sağ olsun büyük sanayicilerimiz işte elbiselerini alıyor, işte ayakkabılarını alıyor. Yani destek verdikleri halde 9 öğrenci yani. Çünkü bizim işimiz yani daha ağır okulday, aslında okuldayken daha hemen yerleri belli oluyor. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Dökümcülüğün, bırakın dökümcülük kısmını, D'sini bilen bir adamın şu anda piyasada aç kalma diye bir şey, yani problemi yok. Ve gelirleri de hani rakam belirtmek istemiyorum ama asgari ücretin tabii yani şey. Evet gençler, üniversiteye gitmek istemeyenler, özellikle meslek sahibi olmak isteyenler bu sözleri duysanız çok iyi olur. Çünkü gerçekten çok önemli. Daha lisedeyken diyorsunuz ki birçok şeyi gençlerin, birçok şeyi işverenler tarafından karşılanıyor. Yani, bu çok önemli bir şey. Evet. Ve hangi önemli bir şey, altın bilezik değil mi? Yani ben her zaman şunu söylüyorum, yani çok kaba bir tabir. Eğer tornacılık bu mesleğin babasıysa dökümcülük anası, dökümcülük anası ise tornacılık babası. Yani dökümcülük olmadan sanayi olmaz. Evet. Çünkü bir makinenin, bir imalatın, yani evimizdeki bir portakal sıkacağı dahi dökümcülüğe dayanıyor. Yani en basit örneği. Evet, doğru. Engin Bey. Şimdi... Bu başkanın söylediği laf çok önemli aslında. Dökümcülük olmadan sanayi olmaz. Evet. Gerçekten sanayiye girmek isteyen, bu sanayide ben iş yapmak istiyorum diyen gençler bu sözleri bir düşünmek zorunda. Yani o zaman burada hep personel açığı her zaman da ihtiyaç olan bir sektör. Ve ne yazık ki şu anda Suriyelilerle bu açığı kapamaya çalışıyoruz. Suriyelilerin içerisine çıkıyor mu bu mesleği bilen kişiler yoksa? Valla mesleği bilen değil. Onlar sadece yani hata yapabilirim, özür dilerim. 1960'lı yıllarda Türkler Almanya'ya gittiği zaman nasıl en kötü işlerde çalıştırıldıysa şu anda Suriyeliler de ağır işlere mecburen geliyorlar ve çalışıyorlar. Ama ağır çalışıyorlar. Şey, ucuz işçi. Yani çalışıyorlar yani. Bu da bir gerçek. Yani şu sektörde. İşi yapmam, bu işi yapmam demiyor adamlar. Hatta geçenlerde bir milletvekilinin toplantısında işte muhtarın birisi bu konuda şikayet etti. Suriyeliler işte çocuklarımızın işlerini alıyor dedi. Bizim Bornova Kent Konseyi'nde Oto Tamirci Odası Bülent İşçil ile ben söylediğimiz bir proje var. Yani orada 27 tane muhtar vardı. Biz kalktık Bülent Bey ile beraber dedik ki mahallenizdeki fakir, okuyamayan, ihtiyacı olan çocukları getirin. Biz sanayi sitemizde ama dökümcülerde ama 3. sanayi sitesinde istihdam edeceğiz. Hatta ben daha da ileriye gidiyorum. 27 tane işte Işıkkent Muhtarı'nın Necati Bey de mesela daha bana bir tane çalışan eleman getiremedi. Gerçekten çalışmaya ihtiyacı olan bayanlara dahi bizde işte maça diye tabir ettiğimiz işler var. Oturduğu yerden yapılan. Biz gerçekten ihtiyacı olan bayanlara dahi sitemizde şu anda maçacı olarak ben yer istihdam açabileceğime inanıyorum yani. Evet. Ama diyorsunuz ki talep yok. Ama talep yok, genel yok. Çok ilginç değil mi? Evet, çok Türkiye'deki ilginç. Türkiye'deki işsizlik sayısı durmadan yükseliyor. Ben inanmıyorum yani gerçekten. Ben Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmıyorum yani. İşini beğenmeyen var. Evet, işini beğenmeyen var. Yani parasını adam beğenmiyor. Kahvede oturuyor her gün 25-30 lira masraf ediyor ama orada 80 lira, 100 lira hani... Yani orada 80 liraya çalış, 100 lirayı bulduğun zaman 100 liraya geç, 120 lirayı bulduğun zaman ama... Sen bir vasfın yokken, bir sıfatın yokken birden 150 lirayı bulamazsın. Doğru. Peki şöyle bir şey de sorsam. Azı beğenmeyen çoğu hiç bulamaz. Şöyle bir şey de sorsam. Maddi olarak mesela bir haddihanede çalışan bir dökümcü.
maddi olarak kazancı piyasadaki diğer işlerde çalışan işçilerle karşılaştırınca? Ya şimdi işin biraz da o tarafı var. Ya şimdi bu işi burada söylersem bunun bir de maliye kısmı oluyor yani. Tabii ki ben rakam istemiyorum yani, sadece karşılaştırdım. Hayır, tabii ki şöyle söyleyeyim yani. Vasıfsız, sıradan bir işte çalışan, yani ağır olmayan bir işte çalışan bir elemanla bizim çalıştırdığımız eleman arasındaki elbette çok yani rahatlatıcı farklar var. Ama tabii ne kadar bedel ödersen o kadar yemek alıyorsun veyahut da emek alıyorsun, karşılık veriyorsun. Yani. Şimdi başkanım, siz siparişi alıyorsunuz, malzemenizi alıyorsunuz, dökümünüzü yapıyorsunuz, sonra da size getiren, işi getirene teslim ediyorsunuz. Bu teslim ve teslim sonrası, atıyorum, tahsilat durumu nasıl? Ne gibi sıkıntılar var? Tahsilatını zamanında yapabiliyor musunuz? Şimdi, bu konuyla ilgili görüşlerinizi. O da çok ayrı bir sorun. Şimdi bizimki hani bir pasta fırını gibi, unu koy, suyu koy, işte hamur olsun, ondan sonra onu fırına at, işte iki saat sonra müşterinin önüne çıkar gibi bir şeyimiz yok. Biz ham maddeyi buluyoruz. Dükkanımızda işi kalıplıyoruz. Mesela bu bizim sektörlerde kendi içimizde iki tane pik sifero dökenler, işte çelik dökenler diye bir grup var. Bir de bizim alüminyum sarı kızıl işte döken diye bir grup var. Yani dökümcüler de ikiye ayrılıyor. Yani işi ham maddeyi alıyorsun. Ama peşin, ama aldığın her ay için vade farkı veriyorsun. Tamam. Ondan sonra kalıplıyorsun, eritiyorsun, yani döküyorsun, mamul hale getiriyorsun. Müşteriye teslim ediyorsun. Biz müşteriye teslim ettiğimiz andan itibaren, yani rakamlar en erken 6 ayla 8 ay arasında ödeme alıyoruz. Ödemeyi geri alabiliyorsunuz. Tabii, yani emeğimizin karşılığını çek olarak alıyoruz diyelim. Şimdi 6 ay, hadi iyimser konuşalım, 5 ile 8 ay arası diyelim. Şimdi 5 ile 8 ay arası ödemeyi alıyoruz ama tabii bu arada müşteriye de faturamızı kesiyoruz. Doğru. Yani bu ay 11. ayda kestiğim bir faturanın, diyelim ki üyem benim 100 bin liralık bir fatura kestiği zaman otomatikman 18 bin lira KDV çıkıyor. Doğru. Şimdi biz bu ay kestiğimiz 100 bin liralık faturanın 18 bin lira KDV'sini 12. ayın 26'sında devlete ödemek zorunda kalıyoruz. Ama biz 5 ile 8 ay aldığımız zaman, yani en erken ben şimdi şu anda döktüğüm dökümün parasını 5. ayla 6. 7. aylarda alacağız. Bu sefer yani Merkez Bankası olsa bunu hiç kimse karşılayamaz. Tabii ki dolayısıyla bankalara müracaat ediyoruz. Mesela geçenlerde 6-7 çalışan bir üyemle konuştuğumda abi dedi, benim şu ana kadar dedi bankaya ödediğim vade farkı 100 bin lira dedi. Bu yani alt seviyelerde normal 6-7 tane çalışan, elemanla çalışan bir arkadaşım. Bunun fabrika olduğunu düşün. Bu 18 bin lirayı karşılamak yani gerçekten... Bunun yanında işçiliği var, işte elektriği var, suyu var. Yani her şey peşine dönüyor bizde. Dolayısıyla kar marjlarımız aşağılara iniyor ve belki de işte 300-350 tane dükkan varken dökümcülük sektöründe, işte şu anda 80 tane ancak İzmir genelinde dökümcü çıkarabiliriz. Yani. O zaman şunu diyebilir miyiz? Bankalarla çalıştığınız sürece bankalar bir nevi ortak oluyor. Yani kazancınıza. Bir ortağımız devlet diyelim, bir ortağımız evet, bankalar diyelim. Hiç ortak kaçırmışız. Yani en mağdur durumdaki de biziz yani. Dayağı yiyen biziz. Yani şimdi siz burada finans açısından sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet. Çünkü dediğiniz gibi faturayı kestiğinizden KDV doğuyor ve KDV'yi de işte indirilecek KDV'yi düştükten sonra hasılat KDV'den geri kalan da bir şekilde götürüp devlete veriyorsunuz. Orada bir tane daha şey var mesela, kötü olan bir unsur var. Şimdiye kadar mesela biz hurdacıdan hurdayı aldığımızda biz %18 KDV ile alıyorduk. Evet. %18 KDV alırken biz de hani aldığımız çeklerle müşteriye, hurdacıya o çek KDV'yi ödüyorduk. Ama İşte çok art niyetli arkadaşlar, bu naylon fatura dediğimiz olaylar dökümcülük sektöründe, hurdacılık sektöründe çok olunca devlet dedi ki siz sıfır KDV'siniz dedi. Hurda. Şimdi ben hurdayı alırken sıfır KDV ile alıyorum. Dolayısıyla hurdacıya o 18'i hani yediremiyorum piyasa tabiriyle. Sıfır KDV ile alınca buradan aldığım KDV tamamen benim boynuma geçiyor. Ve onu ben ödemek zorunda kalıyorum. Almadan ödüyorsunuz yani. Hatta. KDV gelmeden bu sefer tahsilat işte etmeden. Eskiden 18 bin lira KDV çıkıyorsa 8'in 9'unu piyasadan toplayabiliyorsak, şimdi toplayamadığımız için tamamını götürüp devlete biz yatırmak durumunda kalıyoruz. Evet. Şimdi tabii KDV emanet olan bir para.
Dolayısıyla indirici KDV ve bindirilen KDV arasındaki farkı götürüyorsunuz, yatırıyorsunuz. Teknik böyle çalışıyor. Ancak siz 100 artı 18 KDV'li fatura kestiğinizde bunun da 5 ay sonra aldığınızda 18 bin lira almadığınız halde bir takip eden ayda ödemiş oluyorsunuz. Sizi... Devlet bu konuda herhangi bir şey yok. Özellikle katma değer vergisi kanununda öyle bir şey yok. Ya Emin Bey, buna şeyi de koyabiliriz mesela. Yani peşin vergiyi de koyabiliriz. Biz hep böyle 6-7 aylık çek aldığımız için yani sonuçta hanemize girmeyen parayı peşin vergi, peşin yani kazanmadığımız götürüyoruz peşin vergi alıyoruz. Doğru, doğru. Onu da ödüyoruz yani. Ya şimdi Esnaf Birliği'nin bu konuda bir çalışması vardı. Peşin vergiyi kaldırın, hiç değilse son dönemi kaldırın diye. Çünkü peşin vergi niye kondu Türkiye'de? Enflasyonun çok olduğu dönemlerde devlet vergisini bir sene sonra Mart ayında başlıyordu almaya. İki taksitle alıyordu. Dediler ki bu enflasyonda bu para değerini yitiriyor. Biz geçici vergiyi koyalım. Her 3 ayda bir takip eden 44. günde tahakkuk etsin. İşte 17'sinde de ödensin para. Tamam, doğru, haklılar. Çünkü para hakikaten eriyordu. E şimdi enflasyon rakamları açıklanıyor. %10'u ilk defa bu dönem geçti. Ondan önce hiç geçmedi. Ama bir türlü bu geçici vergiyi kaldırmıyorlar. İyi mi kötü mü tartışılır. Vallahi esnaf için pek iyi olacağını sanmıyorum. Çünkü 6 ay, 8 aylık çeklerle iş yapılıyorsa sen peşine de ondan sonra 6 ayda toplamaya çalış şeyini, paranı. Ya Yalçın Başkanımı dinlerseniz, ayakkabıcılarda mesela, onlar da vadeler zaten direkt 16 aydan başlıyor. 20 aya kadar gidiyor. Sizden daha kötüleri var. Onlar bizden daha da bayım durumdalar yani. Şimdi başkanım, ben biliyorum, sizin de paylaşmanızı istiyorum. Dökümcülerin hepsi bir yerde mi konuşlanmış? Bu konuşlandıkları yer bir site. Burada herhalde bir takım şeyler de devam ediyor. Ancak siz bir açıklama yaptıktan sonra hemen buna bağlı bir sorum daha olacak. Evet. Şu anda İzmir'de İzmir Dökümcüler Sitesi adı altında Işıkkent'te onları bir araya toplamak için mücadele ettik. Benim şu anda, benim de içinde bulunduğum sitede 105 tane dükkan var. 4 ayrı tipte, 200'lük, 300'lük, 400'lük, 600'lük. İşte burada büyük işletmeler var. Pik, Sifero ve Çelik dökenler. Onlar büyük tiplerde çalışıyorlar. Alüminyum, sarı, kızıl ve geri dönüşüm işi yapan arkadaşlar da işte 200'lük, 300'lük dükkanlarda çalışıyorlar. Ama 105 dükkanın tahmin ediyorum işte 40'ı 50'si dökümcünün elinde ise diğerleri de şeyde yani tornacıdır, forklift tamircisidir. O tip diğer sanayi kollarındaki arkadaşlarımız kullanıyor. Bir kısım yani esas toplanma alanı İzmir Dökümcüler Sitesi olarak kabul edersek bir kısım şeyde Kısık'taki metal işleri sanayisinde evet. De dökümcü meslektaşlarımız var. Onun haricinde de işte gene böyle sanayi sitelerinde dağılmış durumda. İşte bizim siteye getirmekte merdiven altı olanlar da var, resmi olarak çalışanlar da var. Onlar da işte 5. site, 2. site yani o şekilde dağılık vaziyette ama onlar çok şey değil yani 5'i 10'u geçmez. Peki onları sizin siteye getirme gibi bir girişiminiz var mı? Ya şu anda maalesef dediğim gibi bir kısmı merdiven altı yani zaten onlar oraya gelmek istemiyorlar yani. Evet. Çünkü bizim siteyi nasıl tabir etsem artık çevre olarak biz dökümcüleri bir araya topladığımız için en görünen, en gözde yer İzmir Dökümcüler Sitesi. Hemen tak geliyorlar, elleri koymuş gibi buluyorlar. İşte çevreye karşı sorumluluklarını getirmeyen arkadaşlar da kenarda köşede gözden olarak kaçak, göçek çalışmayı tercih ediyorlar diyelim. Şimdi bu sitenin içinde bir tane cami inşaatınız vardı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Valla sitemizin içinde site kurulurken zaten yani yapı kooperatifi kurulurken merkezde cami alanı diye bir alan ayırmıştık aşağı yukarı bir dönüme yakın. Şimdi o camimiz başladı. Modern tarzda bir cami projesi vermiş Dinayet oradaki arkadaşlarımıza, cami heyeti arkadaşlarımıza. Şimdi kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz ama tabii bu ekonomik sıkıntıların olduğu ortamda herkes yeteri kadar destek veremiyor. Yani veren arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Yani buradan sesimizi duyan olursa, camiye yardım etmek isteyen olursa bizim oradaki cami heyetindeki arkadaşlarımız sizin yardımlarınızı seve seve kabul etmeye de hazırlar. Evet.
Şeyi anlayamadım ben. Dökümcüler belli bir sitede toplanmaya çalışıyor. Fakat diyorsunuz ki diğer yerlerde de var. Kısıkköy gibi birkaç yerde de var. Bunlar genellikle merdiven altı çalışanlar mı? Yok, kısıktakiler için demeyiz. Kısıktakilerin hepsi diğer, yerleri belli. Ama mesela birinci sanayide, ikinci sanayide, beşinci sanayide böyle çalışan arkadaşlarımız var. Ama işte zamanında dökümcüler yapıp o sitesi yapılırken kendileri imkanları el verip yer alamadığı için veyahut da işte kimisi de yeterli o potansiyeli kendinde bulamıyor. Yani orada 200'lük dükkanın bedeli hani karşılayamayacağı için birinci sanayide, ikinci sanayide, ikinci katta işte o 50 metrekare, 60 metrekare yerde hani işini, ekmeğini çıkarmaya çalışan yani arkadaşlarımız var. Sizin oradakiler biraz büyük geliyor. Tabii bizim oradakiler büyük yani. Dediğim gibi en ufak dükkan 200'lük diye geçiyor. 200'lük diye geçirdiğin dükkanımızın 150 metrekare düz alan kullanımı, 60 metre işte yukarıda yazhanesi, batarı var. 200 metrekare. Bu böyle daha büyük gidiyor. Yani onun kira masrafını karşılayamayacak kadar olanlar da ikinci sanayide, birinci sanayide işte kenarda köşede yollarına, hayatlarına devam ediyorlar. Evet. Evet, orada bazı hükümlükleri de yerine getirmesi de oluyor tabii. Yani gözden ırak, gönülden ırak oluyor. Evet. Başkanım, sizin bir İSKA'dan bir projeniz vardı. Bu proje ne durumda? Neler yaptınız? Onlardan da bahsederseniz. Şimdi İSKA bu projeyi ilk açtığında, yani İSKA projeleri açtığında biz doğalgaz projesiyle müracaat ettik. Ve yanılmıyorsam yapı kooperatifi olarak, yani dökümcüler yapı kooperatifi olarak İzmir'de İSKA'dan proje alan ilk ve tek kooperatif biziz. Sitenin içine doğalgaz döşenmesi olayı. Çünkü doğalgaz biz sarı kızıl alüminyum eriten arkadaşlarımız foil oil veyahut da işte tamircilerden toplanan yanık yağlarla yollarına devam ediyorlar. Yani eritme işlemini yapıyordu. O da Çevre Bakanlığı bizi bu konuda sıkıştırıyordu, zorluyordu. Sonra kalorifer yakıtına geçtik. 4 numara kalorifer yakıtına geçtik. Ama o da sakıncalı. Sonra işte böyle bir proje yakalayınca biz kooperatif yönetimi olarak, o da benden önceki başkan Şahin Başkan, Allah rahmet eylesin, o önce oldu. Biz bunu yapı kooperatifine getirdik. Arkadaşlarımız da destek verdi. Aşağı yukarı 475, yani 500 milyarlık bir projenin %25'ini biz karşıladık. İşte 120-125 milyar kadarını biz üyelerden topladık. 375 milyonunu da devletten alarak da İSKA, Hibe projesi. Doğalgazımızı yani döşettik. Şimdi en az bir 20-25 kadar civarında üyemiz doğalgazla faaliyetlerine devam etmekte. İşte çevreye de olan saygımızı bu şekilde göstermeye çalışıyoruz yani. Peki şimdi 105 dükkan var dediniz. 20-25 tane de doğalgaza geçen, evet, daha geçecek üyeleriniz var. Şimdi şöyle, demin konuşmamın arasında hatırlarsınız, yani 105 tane dükkan var dedim ama bunun 50-60 tanesi kadar, 50-60 tanesi kadar dökümcü dedim. Diğeri işte tornacıdır, forkliftçidir. Ama bu 50-60 dökümcünün de 25'ini elektrikli, sifero, pik döken arkadaş olarak kabul ettiğimiz zaman zaten pik ve siferoya doğalgazın ısı gücü yetmediğinden onlar elektrikli ocaklarla döküyorlar yani çeliği ve siferoyu. Dolayısıyla yani şu anda doğalgazın için biz olan arkadaşlarımızın yani %60'ı, %70'i doğalgaza geçti diyebiliriz. Yani randımanlı bir sayıya ulaştık yani. Şimdi biraz önce cümlenizde, daha önceki şeylerde de bazı üyelerin, işte dışarıda kalan üyelerin mükellefiyetlerini yerine getirmediği bu çevre konusuyla. Çevre İl Müdürlüğü ile ilişkileriniz nasıl? Neler bekliyorsunuz? Sıkıntılar var mı? Vallahi tabii var. Yani bakın şimdi biz adı üzerinde İzmir bilumun dökümcüler, hatta küçük esnaf diye tabir edilen gruptayız. Yani biz küçük esnaf demek şu anda büyük sıkıntılarla mücadele eden esnaf yani kesim demek. Biz zor şartlarda mükemmeli iyi yakalamaya çalışıyoruz. Yani işin gerçeği şu anda ben tek adamla çalışıyorum, iki adamla çalışıyorum yeri geliyor. Her ay kendi çevrecime 500-600 lira gibi bir para ödüyorsun. Yani
bir yerde bunun yanına iş güvenliği de şunu da koyduğun zaman artık insanlar sistem gereği kendi dükkanlarında, kendi işletmelerinde kiracı gibi. Yani sabit giderleri oldu. Yani bir de çevrenin cezaları o kadar ağır ki. Yani bildiğim kadarıyla en ufak ceza 50-60'tan hani başlıyor. 50-60 milyar. Yani bunu bir esnafa yazdığı zaman bir esnafın bunu yani ödemesinin mümkünatı yok. Yani ben arkadaşlarımın yani ben bir de üyelerimden kopuk bir başkan değilim yani. Ben üyelerimle her sabah bir saate yakın orada gelenlerle oturup sohbet ettiğimiz, hani konuştuğumuz, dertleştiğimiz veyahut da hani gır gır şamata ne diyorsa hani stresi attığımız bir ortamdayız. Çoğu yani 80 milyar, 100 milyar cezaları ödeyecek durumda değiliz yani. Doğru. Rakamlar yüksek. Çok yüksek. Yani onlar büyük fabrikalara göre ayarlanmış cezalar. Büyük yani 100 holdinglere göre ayarlanmış cezalar. Yani bizim küçük esnafın bu cezayı ödemesinin şansı yok. Ki bundan önceki Şahin Başkan zamanında 8 tane arkadaşımıza işte yanılmıyorsam 49 milyar civarında işte peşin ödersen %25 hani 37,5 civarında. Yani çoğu arkadaşımız zaten ödeyemedi onu. Hala hesaplarında haciz olan arkadaşlarımız var ama işte o zaman Şahin Başkan devreye girdi. İşte valilik tamam dedi, avukatlara dedi üzerine gitmeyeceğiz dedi. Çünkü çok günahsız yere yazılan cezalar var yani. Şu anda bacasını yaptıran arkadaşımız var. Şey yani çok 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 böyle derin bir konu esasında yani. Evet yani dediğiniz gibi çevre cezaları çok yüksek olunca ödeme şansları da azalıyor. Azalıyor yani. İmkanı yok yani. Evet. Şimdi ben aklımdaki soruları bitirdim ama biliyorsunuz 2018 yılı seçim yılı ve siz de yine benim bildiğim bugün genel kurul tarihi aldınız ama ben bu tarihi zikretmeyeceğim burada. Benim yanımda aldığınız için biliyorum. Evet. Genel kurulla ilgili önümüzdeki yıl yapılacak genel kurullarla ilgili projeleriniz var mı? Neler düşünüyorsunuz? Başkanlık açıklamasını yaptınız mı yoksa? Yok yapmadı. Ben hala yapmadım. O zaman resmi olarak başkanın ağzından bunu duyuralım. Evet. Ya ben aslında tabii ki şunu söyleyeyim. Ben aşağı yukarı 2001'in 8. ayında biz Dökümcüler Sanayi Lisesi'ne taşındık. Işıkkent'teki sanayi lisesine. Evet. 2001'in 8. ayından beri ama Yapı Kooperatifi'nde ama Dökümcüler Odası'nda rahmetli Şahin Başkan'la beraber hizmet vermekteyiz. O, onun hani hep bir adım arkasında, hep bir adım yanında, bir adım önünde beraber hareket ettik. Ama 2 sene önce onu çok genç yaşta kaybedince ben talip olmadım ama yönetim kurulu arkadaşlarım abi sen bu işi yaparsın dediler ve bu görevi bana hani bahşettiler diyeyim, verdiler. Ben de onlara layık olmaya çalışan bir olmaya çalışaraktan en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Tabii ki takdir üyelerimindir, arkadaşlarımındır. Ama elde ettiğimiz verilere veyahut da şu ana kadar işte birçok odada başkan adayları adaylıklarını açıklarken yani benim odamda hala hazırda başkanlığa aday bir arkadaşımız yok. Yok. Tek aday sizsiniz. Herhalde bilmiyorum yani. Herkese de saygımız sonsuz. Çıkabilirse de saygımız sonsuz. Mühim olan daha iyi hizmet edebilecek arkadaşların daha iyi şartlarda buraya gelmesi. Siz adayım diyorsunuz. Ya ben bir dönem daha yapmayı düşünüyorum. Hı-hı. Esasında yapmayacaktım ama Engin Bey'e anlattığım bazı şartlardan dolayı bir 4 sene daha yani inat Murat uğruna bir 4 sene daha yapacağız Allah nasip ederse. Hayırlısı. Tabii ki arkadaşların destek verirse, tabii, seçerlerse. Tabii, bizim tabii. istememiz önemli değil. Hayırlısı. Onların istemesi hayırlısı. Önemli. Evet. Herhalde sonlara geldik. Başkanımızdan başka bilmiyorum. Başkanım söyleyeceği varsa. Başkanımızın açıklamasını da aldık. Evet. Ama sanırım dökümcülerden de aynı istek var. Devam etmeniz doğrultusunda. Yani arkadaşlarım sağ olsun. Yani en azından karşımda durmuyorlar. Yani benim yanımda duruyorlar. Ben bunu hissediyorum. Bu bir. Bir de sonlara doğru hani toplantının sonu veyahut da işte konuşmanın sonuna doğru şu anda ikinci bir site veyahut da şu anda bulunduğumuz yer hakikaten fizyo şey olarak durum olarak fiziki yani havaalanı yolu üzerinde işte bir de şehir yani dışarıya doğru genişlediği için artık gene 90-86'da kurulmuş bir kooperatif burası. O zaman için çok şehir dışındaydık ama şu anda gene şehrin göbeğinde kaldık. Yani yeniden bir site kurulması yönünde arkadaşlarımdan bana baskı var. Hatta
büyük firmalar buna hani demin söylediğim gibi odanın dışına çıkmış olan sanayi odasına, ticaret odasına üye olmuş arkadaşlarımın kurmuş olduğu Ege Dökümcüler Yapı Kooperatifi diye bir kooperatif var. Ama arazi ve arsa bulamadığımız için o şu anda öyle dinlenmede duruyor. Yani kapatmadılar da beklemede de duruyorlar. Yani bir kooperatife, yeniden bir yapı kooperatifine, şehrin dışına biraz daha uzağına gitmek adına, yani bizi burada tutsalar herhalde bir 5-10 sene daha tutarlar. Ondan sonra gene bize yol gözüküyor diye tahmin ediyorum. O yüzden belediye başkanlarından da işte yetkili mercilerden de bize yardımcı olmalarını, bize yer göstermelerini, bize hani ekonomiye faydası olan ki açık açık söylüyorum dökümcülük şu anda yurt dışına ve yurt içine yani sanayinin arter ana damarlarından bir tanesi bize imkan vermelerini istiyoruz yani. Evet. Evet herhalde son söz olarak mı alacağız bunları? Son söz ne diyorsunuz? Yetkili mercilerden bize yardımcı olmasını talep ediyoruz. Evet. Esnaf Odası Başkanlığı'na tekrar diyorsunuz. Aday adayım. Arkadaşlarım da bu doğrultuda benim yanımda duruyorlar diyorsunuz. Evet. Esnafın sorunları da elimizden geldiğince bir şeyler yaptık bugüne kadar da yapmaya da devam edeceğiz diyorsunuz ama tabii yardım gerekli. Tabii. Evet Engin Bey başka sorumuz başka yok herhalde. Başka sorumuz yok. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gelecek yıl seçimlerde ve gelecek yıldaki icraatlarında başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet çok teşekkürler Sayın Muzaffer Öndü. Güzel bir sohbetti. Herhalde. Ben de size teşekkür ederim. Dökümcü esnafı da herhalde. Bu imkanı verdiğiniz için, dökümcünün sesini duyurmama şansı verdiğiniz için ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler, Esnaf Sesi programı burada sona eriyor. Konuğumuz Sayın Muzaffer Öründü'ydü, Dökümcüler Odası Başkanı. Biz yeni gün ailesi olarak kendisine çalışmalarına başarılar diliyoruz. Ve Esnaf'ın Sesi programına burada son veriyoruz. Yeni bir Esnaf Sesi programında tekrar buluşmak dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.